Miraç kainat okumalarıdır. Kainat mukabelesidir. Kainat kitabının sayfalarında yapılan bir gezintidir Miraç. Şöyle iki örnek var. Gerçekten bu Miraç'ı güzel anlatan örnekler. Aslında sadece Miraç'ı değil, dediğim gibi yaratılış maksadını da güzel anlatan örnekler. Bir tanesi mesela bir sergi örneği. Diyelim ki sultan bir sergi sarayı yaptırıyor. Eserlerini orada sergiliyor. Kendi zenginliğini, sanatkarlığını, cömertliğini, iyiliğini gösteren, ilminin harikalarını, kudretinin mucizelerini gösteren, yansıtan eserleri orada seriyor. Sonra böyle sergilerde, müzelerde de bir rehber olur. Muarrif deniyor, tarif edici. Yani gelenlere orada bilgi verecek. Ama önce o rehberin bir eğitimden geçirilmesi lazım. İşte o sergiyi ne yapar? Yani rehber tayin edeceği, hele bütün rehberlerin de rehberi olarak görevlendireceği bir kimseyi önce kendisi o sergide gezdirir. Ona eserlerini, o ilminin harikalarını, o eserlerin ince manalarını ders verir. Değil mi? Gösterir. Ondan sonra da gelenlere de sen böyle açıklayacaksındır. Miraç işte böyle. Yani buradaki sergi kainat. Allah'ın sergisi. Değil mi? Atomlardan yıldızlara kadar her şey Allah'ın eseri. Kudret mucizeleri, yani gerçekten en harika sergi saraylarından daha harika, daha müthiş. İnsanı hayretten hayrete düşüren, efendim işte bütün bilim dallarının anlamaya çalıştığı, incelediği, ele aldığı, taklitlerini yapmaya çalıştığı eserler, canlı gerçek eserler Allah'ın eserleri. Bunları Allah yaratmış da bu sergi ve yaratmaya devam ediyor. Bu kainat sergisinin rehberi Peygamber. Her peygamber kendi kavimlerine rehberlik yapmışlar. Peygamberlerin en büyüğü, rehberlerin de rehberi ve son rehber, kıyamete kadar da rehberliği devam edecek. Yani kendisi gibi, kendi yetiştirdiği rehberlere de rehber olacak şekilde peygamberimiz bir eğitime tabi tutulmuştur. İşte Miraç budur. Yani kainat ona gezdirilmiştir. Allah'ın bu kainat sergisindeki eserleri, kudret mucizeleri ona gösterilmiştir. Onun için Kur'an'da ayetlerimizden bir kısmını göstermek için diyor. Çünkü hepsi yok yani şeyde, Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında bir kısmı var. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Bir kısmını göstermek için ona bu seyahati yaptırdık diyor. Ama o dikey yolculukta sema katlarını aşmasının sonucu işte Sidre-i Münteha, Kab-ı Kavseyn, Cennetül Me'va yanında onları anlattıktan sonra لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى diyor. Yani andolsun Rabbinin büyük ayetlerini gördü diyor. Gördü, ona gösterildi, hikmetleri, sırları öğretildi, anlatıldı ve rehber olarak tayin edildi. Muazzam bir şey bu ya. Yani insanın duyduğunu anlatmasıyla gördüğünü anlatması uyandıracağı etki açısından aynı olmaz. Yazar diyelim, bir kitap yazar. Kitabı neşreder. Sonra o kitabı birisine, yani dillerini bilmiyorlarsa, bir topluluğun onu anlamasını istiyorsa, onun dilini birisine öğretir. Baştan sona sayfa sayfa manalarını, mesajlarını o sayfalarda onu gezdirerek açıklar. Sonra da der ki sen de diğer insanlara açıkla. Senin görevin bu. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İşte bu kitap kainat. Kainat kitabının sayfalarında yapılan bir gezintidir Miraç. Yani sadece sayfaların çevrilmesi değildir. O sayfaların okunmasıdır, anlaşılmasıdır. Ben bu Miraç'ta içime doğdu. Elhamdülillah şükrediyorum. Sizinle de paylaşayım. Geçen Miraç 2021 Miraç'ında her rekat namaz Miraç'tır ve her rekattaki her aşama bir kat yükselmeyi temsil edebilir diye 7 kat göklerin aşılması misali. Dolayısıyla insan secdeden kalktığında, oturduğunda teşehhüde, Miraç'ta Allah'la Peygamberimiz arasındaki sözleri söylüyor, konuşmaları söylüyor. Neden? Çünkü o anda insan Miraç pozisyonundadır. 7 kat gökler aşılmıştır. 7. kat semada Kab-ı Kavseyn makamında gibi kendini hissetmesi. Geçen yılın benim için yani meyvesi olmuştu. Şimdi bu sene yeni kalbime gelen, şimdi Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'la en son mukabele geleneğinin de başlamasına neden olan bir işlem yaptı. Gelen ayetleri okudu, Cebrail Aleyhisselam okudu, o dinledi, o okudu. Mukabele geleneği. Şimdi Kur'an üzerinde mukabele bu. Bir de Allah'ın büyük Kur'an'ı var. Büyük Kur'an'ı. Şu Kitab-ı Kebir-i Kainat, Kur'an-ı Azim-i
kainat. İşte Miraç da kainatın mukabelesidir. Büyük Kur'an olan kainatın mukabelesi. Ya böyle bir şey aklıma geldi. Gerçekten kainat çünkü ayetlerimizi gördü diyor, okudu diyor. Ayetlerimizi görmesi için onu bu yolculuğa çıkardık diyor. Yani Kur'an'da bir yolculuk yapar insan, Kur'an okumaları. Miraç da kainat okumalarıdır. Kainat mukabelesidir. Kainat mukabelesidir. Çünkü zaten Kur'an ayetleri de kainat ayetlerinin okunması içindir. Kainatın dilini bize öğretiyor. Kainatın değil mi tercüme-i ezeliyesidir. Ayat-ı tekviniyi okuyan mütenevi dillerin tercümanı ebedisidir Kur'an. Kur'an'ın da hedefine miraçla ulaşmış insanlık. Peygamberimize yaptırılan o miraçla ulaşmış. Yani Kur'an'la kainatı nasıl okuyacağını, kainatın ayetlerinin nasıl görüleceğini, nasıl bir bakışla anlaşılması gerektiğini Miraç bize öğretmiştir. Yani bu kulluğun özüdür. Çünkü Peygamberimizden yine dün akşam söylemiştik, kul olarak söz ediliyor. Yani kulluğunun bir mucizesidir. Miraç kulluk noktası ortak noktamızdır. Biz de kuluz yani. Ve biz de aynen kulluğun gereği olarak, kulluğun özü olan Allah'ın ayetlerini okumakla görevliyiz. İşte Peygamberimiz bu konuda bize bir ufuk açmıştır elhamdülillah. Yani dolayısıyla biz nasıl o Cebrail Aleyhisselam'la o mukabele geleneğini devam ettiriyoruz ya, her Ramazan'da özellikle mukabeleler yapıyoruz, Miraç geleneğini de devam ettirmemiz lazım. Miraç da çünkü büyük Kur'an olan kainatla ilgili bir mukabeledir. Yani kainat tefekkürümüz, başta yıldızlar, galaksiler olmak üzere yeni keşfedilen bilimin de, değil mi, özellikle bu modern çağda görsellerin de artık bize sunulduğu Allah'ın bir lütfu olarak ta yukarılardan, kainatın üst noktalarından çekilen fotoğraflar, efendim kainat görüntüleri bulunduğumuz yerde, yani onlarla ayetleri okumamız lazım.